Evliya Çelebi, Orta Avrupa'dan Orta Doğu'ya, Nil kıyılarından Hazar Denizi'ne ve ötelere kadar ömrünün 40 yılını seyahat ederek geçiren bir Osmanlı seyyahıdır. Onun dünya şehirleri üzerine gözlemleri 17. yüzyıldaki en orijinal kayıtlardır. Seyahatlerinde gördüğü her şeyi ve anılarını bizlere bıraktığı 10 ciltlik seyahatnamesinde anlatmaktadır. Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'yı özgürlük verilmez, alınır diyerek savunan bu asil insanlar, Aliya'nın ölmeye hazır olanlar, ölmeye hazır olmayanlara karşı galip gelirler sözüne şahitlik ediyor gibidir. Bu zarif ve vakur mezar taşlarıyla. Saraybosna için hayatlarını feda eden şehitleri ziyaret ediyorum. Aliya İzzetbegoviç'in son arzusu şehitler arasında gömülmekti. Mezar taşında yazılansa onun modern insanlık tarihine kazınan son sözüdür. Her şeye kadir olan Allah'a andolsun ki köle olmayacağız. Saraybosna'da ilk olarak Bosna Hersek'in kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'e saygılarımı sunmak istiyorum. Şehitlikten yukarıya doğru 667 metre yükseklikte, Saraybosna'ya hakim en uç noktada Beyaz Tabi olarak bilinen Osmanlı Kalesi bulunmaktadır. Evliya Çelebi, Fatih Sultan Mehmet Han önce bu Bosna Kalesi'ni fetheder der. Evliya Çelebi bu kale hakkında seyahatnamede detaylı bilgi veriyor ve çepeçevre 400 adım olduğunu yazıyor. Şimdi saymaya gidiyorum. 17. yüzyıl Saraybosna notlarını okumaya devam ediyoruz. Kaleden aşağı şehir açıkça görünür ki her hanesi sayılır. Saraybosna, Avrupa'nın tam orta yerinde 4 yıl süren acımasız bir kuşatmadan sonra Anka kuşu misali küllerinden yeniden doğmuş bir şehirdir. Başçarşı Saraybosna'nın kalbidir. 15. yüzyıldan günümüze ticari ve kültürel değerlerini koruyarak ulaşmıştır. Evliya Çelebi de tamamı 1080 adet güzellik pazarı dükkanlardır ama gayet süslü, şirin ve sıralı yapılmıştır diye anlatır. Gazi Hüsrev Bey Camii ve Sebili Saraybosna'daki huzurun kaynağı gibidir. Dünya hakkında ümidinizi yitirirseniz Saraybosna'ya gidin diyor Profesör İlber Ortaylı. Hala minarelerinden mikrofonsuz, yalın sesle ezanlar okunan bu nadir şehir için. Evliya Çelebi'nin anlattıkları günümüz için de geçerlidir. Bu cami, ruhaniyetli, büyük bir camidir. Kalabalık cemaatiyle gece gündüz dop doludur. Camiye adını veren bu yiğit vezir, Sultan II. Beyazıt'in torunudur. Tam 33 sene Bosna valisi olup, 300'den fazla evkafları var.
Bosna Nehri'nin doğduğu kaynağı ararken kendimi bu harika doğal parkta buldum. Burası Bosna Nehri'nin kaynağı. Evliya Çelebi'ye göre Bosna adı bu nehirden gelmektedir. Burası Avrupa'da bulacağınız en huzurlu yerdir. Brelo Bosne'nin havası ve suyundan olsa gerek, doğanın içinde öylece oturup zamanı burada dondurabilirsiniz. Aman Allah'ım, geç kaldım. Günaydın. Günaydın, hoş geldiniz. Harika, nasılsınız? Tanıştığımıza sevindim. Çok iyi görünüyorsunuz maşallah. Teşekkür ederim, maşallah. Çok naziksiniz. Şu anda bulunduğumuz yer şehrin en stratejik noktası. Saraybosna'nın başlangıcı ya da bittiği yer. Ve çok güzel. Bosna Savaşı da tam burada başladı. Tamam. Evet. Evet. Şimdi şehrin kraliçesi olarak bilinen evet. belediye binasını ziyaret edelim, olur çok mu? Çok güzel. Hadi gidelim. Burada yaşanan bir etkinlikle muhtemelen 4 yıl süren kanlı bir kuşatma sona erdi. Bu olayın bir parçası olan Maestro ile karşılaşmak heyecanlandırıyor beni. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Merhaba, hoş geldiniz. Sayın Emir Nuhanović, Saraybosna Filarmoni'nin direktörü ve orkestra şefidir. 19 Ocak 1994'te Cumhurbaşkanı İzzet Begoviç ve Dışişleri Bakanı beni çağırdılar. Ve dediler ki, Emir çok büyük bir şey yapmalısın. Uluslararası bir şey. Büyük bir konser düzenlemelisin. Çünkü tüm dünyanın dikkatini Bosna'ya çekmeliyiz. İyi bir orduya sahibiz. Ancak yeterli silahımız yok. İyi bir politikamız var. Ancak bu politikanın uygulanması için gereken düzenlemeyi yapacak yeterli paramız yok ve şimdi son kurşunumuz müzik olacak. Çatısı olmayan, yakılıp yıkılmış bu tarihi binada, korkusuzca organize edilen bu konser tüm dünyaya canlı olarak yayınlanırken, binanın etrafında toplanan Saraybosnalılar, konser bitene kadar adeta canlı kalkanı oluşturmuşlar ve müziğin gücünü bütün dünyaya göstermişlerdi. Saraybosna Gülü, patlayan bombaların beton zeminde bıraktığı ize verdikleri attır. Kuşatma esnasında topçu atışlarından katedral de nasibini almış. Şehirdeki Katoliklerin merkezi olan Saraybosna Katedrali, 19. yüzyılın başlarında Dijon'daki Notre Dame Katedrali'nden esinlenerek yapılmış. Sinop Ortodoks Kilisesi, Bosna ve Balkanların en büyük Sırp Ortodoks Kilisesi. Evliya Çelebi, Saraybosna'da Sırp ve Latinlerin kiliseleri oldukça bakımlıdır. Yahudilerin ise bir sinagogları var der. Kentin tarihi merkezinde cami, Katolik kilisesi, Ortodoks kilisesi ve havra bir arada bulunuyor. Belki de bundan dolayı Saraybosna için Avrupa'nın Kudüs'ü yakıştırması yapılıyor. 17. yüzyılda inşa edilen 30 metre yüksekliğindeki Saat Kulesi, Saat Kula, Gazi Hüsrev Bey Camii'nin yanındadır. Saat Kulesi'nin hangi tarihte yapıldığına dair bir kayıt yok ama Evliya Çelebi onun hakkında bilgi verdiği için yapım tarihinin 16. yüzyıl sonu olduğu düşünülüyor. Saraybosna Saat Kulesi'nin en temel özelliği saatinin namaz vakitlerini göstermesidir. Kulenin saat mekanizması Londra'dan getirilmiştir. Ayrıca ay takvimine göre çalışan dünyadaki tek saat olması da bu kuleye özel bir statü kazandırmaktadır.
Şimdi 5 namaz vaktini gösteren dünyadaki ilk saat kulesinin içinde bulunuyorum. Saraybosna'nın tarihi opera binasında çok önemli bir ses sanatçısı ve akademisyen Lejla Jusic'te buluşacağız. Opera salonunda kendisinden önce o muhteşem sesi karşılıyor bizi. Sizin güçlü ve muhteşem sesinizde Bosna halkının bütün yaşanmışlıklarını ve kültürünü hissediyorum. Çok teşekkür ederim. Bunu duymak beni onurlandırdı. Çünkü 20 yıldır bunu gerçekleştirmek için çalışıyorum. Ve söylediğiniz gibi yapmaya da devam edeceğim. Bunun için tekrar teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bu sabah Saraybosna'nın fatihi Sultan Mehmed'in fermanını aramak üzere Fojnica'ya gidiyoruz. Ahitname olarak bilinen bu ferman, 28 Mayıs 1463 tarihinde yazılmış ve aslı Fojnica şehrindeki Fransisken Katolik Kilisesi'nde bulunuyor. Bu özgürlük fermanı, İlk insan hakları belgesi olarak kabul edilen 4 Temmuz 1776 yılındaki Amerika Birleşik Devletleri Anayasası'ndan tam 324 yıl önce yazıldı ve hangi dine ve mezhebe mensup olursa olsun herkesin özgürce yaşama hakkına sahip olduğunu garanti etmektedir. Ahitname şu sözlerle başlar. Ben Fatih Sultan Mehmet Han. Bütün dünyaya ilan ediyorum ki, kendilerine bu padişah fermanı verilen Bosnalı, Fransisken ruhbanlar benim himayem altındadır. Ve böylece emrediyorum ki, hiç kimse ne bu insanları ne de onların kiliselerini rahatsız etmesin ve zarar vermesin. İmparatorluğumda huzur içerisinde birlikte yaşasınlar. Fojnica'dan Konjice doğru tekrar yola çıkıyoruz. Bu zarif Osmanlı köprüsü Konjice'de Neratva Nehri üzerinde bulunuyor. Mostar ve Dirina köprüleri gibi muhteşem bir mimariye sahip. Rehberimle bugün rafting yapmaya gideceğim. Bu arada Osmanlı döneminden kalma harika bir köprü manzarasının önünde kahvemi yudumluyorum. Şimdi meşhur Neratva Nehri'nde rafting zamanı. Hava birdenbire değişti ama rafting ekibinin vazgeçmeye niyeti yok. Rehberim Amina Hanım'ın bir sürprizi var. Vay canına, şuna bakın. Közde kuzu çevirmenin Bosna Hersek'te geleneksel bir yemek olduğunu öğreniyorum.
Saraybosna'da her yerin kendine ait bir cazibesi var. Daha çok bir tiyatro binasını andıran City Market'te Evliya Çelebi'nin bahsettiği yiyecek ve içecekleri aramaya gidiyoruz. Meşe odun içinde kurumuş koyun ve sığırların is pastırması en beğenilen yiyeceklerdendir. Merhaba, nasılsınız? Bunlar ne kadar buyurun taze bakalım görünüyor. Buyurun, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Nasıl buldunuz? Evliya Çelebi'nin ayrıntılarıyla anlattığı meşhur Boşnak isli eti bu olmalı. Aynen öyle. Evet. Çok iyi. Teşekkür ederim. Evliya Çelebi'nin bahsettiği Surutka hala aynı adla satılıyor. Keçi sütünden yapılan peynir suyunu fıçı fıçı satar. Canlandırıcı, evet. Serinletici, harika. Çok sağlıklı. Evliya Çelebi'nin söylediklerini hatırlıyorum. Surutka birçok hastalığı iyileştiriyormuş. Evet, evet, evet doğrudur. Faruk Bey, şimdi ise size meşhur, geleneksel ve çok lezzetli boşnak böreğinin nasıl yapıldığını göstereceğiz ve bu geleneksel atmosferi sağlamak için elbisemi değiştireceğim ve yerel kıyafetler giyeceğim. Evet, tamam evet mı? Tabii ki, heyecan harika verici. Yüzyıllardır varlığını sürdüren bu çarşının meşhur börekçisinde burek yapımına şahit olacağız. Muhteşem, harika görünüyor. Şimdi de üzerine kaymak konulan böreğin tadına bakma zamanı. Buyurun. Görünüşü muhteşem. Az önce yapmış olduğumuz geleneksel boşnak böreği. Daha fazla bekleyemem. Harika. Çok lezzetli. Birçok çeşit boşnak böreği var. Kıymalı. Evet. Patates ve peynirli. Evet. Sebzeli olanlar, ıspanaklı gibi. Birçok çeşit yani. Hı hı. Bu kıymalı börek şüphesiz. Evet, bu kıymalı börek ve bana göre de içlerinde en lezzetli olanı bu. Gerçekten bayıldım. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Muhteşem. Gazi Hüsrev Bey'in yaptırdığı Moriça Han, Saraybosna'da varlığını sürdüren tek handır. Şu anda oturduğum yer Evliya Çelebi'nin 17. yüzyılda Saraybosna hatıralarında bahsettiği meşhur Moriça Han. Moriça Han'a hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Boşnak kahvesinin tadını çıkartın. Çok çok teşekkür ederim. Vay canına. Bu Türk kahvesini andırıyor. Boşnak kahveniz Türk kahvesi gibi gerçekten çok lezzetliydi. Gerçekten evet, sevdiniz mi? Evet, çok güzeldi. Harika. Şimdi umarım geleneksel boşnak mutfağını da seversiniz. Bu konuda hiç şüphem yok. Emin olabilirsiniz. Şimdi bir başka tarihi mekandayız. İnat Kuça, İnat Evi. Harika. Çok zengin malzemeler. Her ikisi de boşnak yemekleri ama aynı zamanda Türk mutfağından geliyorlar da denebilir. Elbette.
Tıpkı büyük annemin yemeklerinin tadı gibi. Gerçekten mi? Evet. Burada hatıralarım yeniden canlanıyor galiba. Hayatımda böyle bir lezzeti hiç tatmadım. Hı hı. İsmi nedir? Onun ismi Tufahiya. Tufahiya. Arapça evet. Bir isim gibi sanki. Evet evet. Tufahiya Arapça elma demek. Evet. İslam'ın Bosna'daki 600 yıllık varlığının gönül kaynağı, burada kurulmuş olan yüzlerce Sufi dergahıdır. Bunların arasında Bosna Hersek'te mimari yapısıyla en güzel dergah Saraybosna'daki Kadiri Tekkesi'dir. Burası 350 yıllık bir dergah. Avlusu, camii, mezarlığı, misafirhanesi, mutfağı. Sade ve güzel. Her perşembe akşamı Kadiri dergahında zikir yapılıyor. Saraybosna'daki son günümüzde Sırp işgaline karşı umutsuzca direnen bir kenti yeniden hayata döndüren bir tüneli ziyaret edeceğiz. Rehberimiz kişisel deneyimlerini yol boyunca anlatıyor. Bosna Savaşı sırasında Saraybosna şehri, Sırp kuvvetlerince acımasız bir şekilde 43 ay kuşatma altında kaldı. Dış dünyayla bağlantısı tamamen yok edilen şehrin temel ihtiyaç maddeleri de tükenmek üzereydi. Ancak Saraybosna halkı şehri özgür boşnak topraklarına ve dış dünyaya bağlayan 800 metre uzunluğunda bir tünel inşa etti. Umut Tüneli olarak bilinen bu tünelden sonra Saraybosna, modern tarihte bir şehrin yaşadığı en uzun süreli bir kuşatmadan kurtulmuş oldu. İlk bakışta şehrin dışında kuş sesleriyle bahçeli evlerin yer aldığı bir mahallede alelade bir ev gibi görünen geçit, bu evin içinden geçilen ve küçük bir kısmı görülebilen bir yaşam tüneli haline gelmiş. Faruk Bey, burası Umut Tüneli olarak bilinen bir yerdir. Ancak bizim dilimizde adı Hayatta Kalma Tüneli anlamına gelmektedir. Saraybosnalı yönetmen Faruk Şabanoviç'in Umut Tüneli tanımı, yaşanan dramın özeti gibi. Tünele giriş, karanlığa, dünyanın karnına giriş gibiydi. Tünelin sonuysa asla yakın değildi. Sadece karanlığa doğru bitmeyen bir yolculuk gibiydi. Savaş sırasında birçok defa buradan geçtim. Ve inanın dizimize kadar çamur oluyordu. Gerçekten olağanüstü. Bu kısa yolculuk, boşnakların duygularını ve verdikleri mücadeleyi anlamam için yeterli oldu. Saraybosna'nın Nazi Almanyası'ndan kurtuluşunu sembolize eden sonsuzluk ateşini ziyaret ederken yine duygu yoğunluğu yaşarsınız. Bu semboller, yaşanan acıların sürekli hatırlanması için değil midir? Evliya Çelebi'nin diğer tüm şehirleri arasında Saraybosna eşsiz bir yere sahip. Evliya Çelebi'nin kitabında anlattığı her şeyin bu şehirde varlığını sürdürmekte olduğunu gördüm. Her yerde. Şu anda durduğum Latin Köprüsü gibi. Evliya Çelebi, Allah'a hamdolsun günden güne mamur olup İnsan deryası olmaktadır diyerek tamamlar Saraybosna anılarını. Saraybosna yaşayan şehrin ruhu gibidir.
özletir kendini, evinizde hissettirir. Bu şehirde ne yaşamaya acele edersiniz ne de onu terk etmeye. Ta ki o sizi yolcu edene kadar.